Evet, herkese merhabalar. Ben doktor öğretim üyesi Mustafa Sait Erzebek. Bugün sizlerle ilk yardımda taşıma teknikleri ve ruhsal ilk yardım konusunu işleyeceğiz. Tabii ki ilk yardımda en önemli unsurlar arasında yaşam bulgularının değerlendirilmesi, yani bir hastanın kaza zedini ya da yaralının daha sonra baktığında hisset ve özellikle dolaşım, solunum sistemi ile alakalı bulguların değerlendirip gerekli manevranın yapılması. Lakin çok önemli olan diğer bir unsur da yaralıyı taşıma teknikleri. Yani bir yerden bir yere transportasyon. Tabii bunun birçok aşaması var. Araçta sıkışan bir yaralıda veya işte bir sedyeye taşınacak bir yaralıda veya kırsalda kaza geçirmiş bir yaralının nasıl taşınması gerektiği. Bunlarla ilgili konuşacağız. Daha sonra ruhsal ilk yardım konusu var. Öfariden bahsedeceğiz, şizofreniden bahsedeceğiz, işte maniden bahsedeceğiz, delirium hastalığından bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili konuşacağız. Tabii ilk yardımda baktığımız zaman özellikle taşıma teknikleri açısından baktığımız zaman ilk yardımcı tabii kendi sağlığını yaralıyı taşırken riske sokmaması gerekiyor. Yani kendi sağlığını tehdit edecek bir unsur varsa bundan kaçınması gerekiyor. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için bir takım uygun pozisyonlara kendini hazırlamalı. Bunlar neler? İşte yakın mesafede çalışılmalı. Daha uzun kuvvetli kas gruplarını devreye sokmalı. Sırt gerginlik korumak için dizler ve kalçalar bükülmeli. Ve özellikle omurgadaki, vertebral kolondaki yaralanma riskini aza indirmeli. Bir yerden destek alacak şekilde her iki ayağını kullanarak biri diğerinden biraz daha öne yerleştirilerek ve kalkarken ağırlığı kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultma şeklinde pozisyon almalı. Baş her zaman düz durmalı. Özellikle birçok maalesef taşıma teknikleri açısından hem taşıyıcı hem de kazazede açısından kişiyi yaşamsal bulgularını değerlendirip hastayı transportasyon taşırken özellikle servikal boyun bölümündeki yaralanmalar çok açık ortaya çıkıyor. O yüzden özellikle baş her zaman düz tutulması lazım. Özellikle ağırlık kaldırırken karın kasları sıkılıp kalçayı kasmak gerekir. Yani tam bir kombinasyon kor bölgesiyle glotal bölgenin kasılması gerekiyor bu anlamda. Tabii ki pelvis yani oskoksa ve omurilin hizasını tutulması lazım. Yine de yön değiştirirken veyahut ani dönmelerden kaçınılması lazım. Bunlar özellikle traksiyon yaparak kendi taşıyıcının sağlığına olumsuz rahatsızlıklar katabilir. Bunlara dikkat etmesi lazım. Yaralıyı mümkün olduğu kadar sarsmadan, sarsarak hareket ettirilmesi lazım. Özellikle baş boyun gövde eksenine esas alarak özellikle altı destek noktası dediğimiz noktadan işte bel, torakal bölüm, servikal bölüm, işte kollar vesaire bunlardan kavranarak özellikle taşınması lazım. Mükemmel bir ekip çalışması gerekir bir hasta ya da yaralıyı taşırken. Mutlaka taşıyıcılar arasında bir tane kişi merkezdir, komutu veren kişidir. Onun dışında acil taşıma teknikleri var. Bu özellikle genel bir kural olarak yani hasta ya da yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olağanüstü bir tehlike söz konusuysa tabii ki taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur. Yani bir patlama, bir yangından veyahut da bir ikinci, üçüncü bir kazanın oluşacağı bir ortamdaysa bu risk göz önüne alınabilir. Bunu da ifade etmiş olayım. Sürükleme teknikleri var. Önemli. Oldukça faydalı bir yöntem. Özellikle iri, kaslı veyahut da kütlesi yüksek kişilerin taşınması gerekiyorsa dar basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarında herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntem. Oldukça basit. Tabii burada önemli olan fiziksel kapasiteyle doğru orantılı olması lazım. Yani 70 kiloluk bir kişinin yani 130-140 kiloluk bir kişi çekmesi oldukça tabii ki bu anlamda zor. Bunlarla alakalı bunları anlatırken görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. Mesela bu bir teknik. Şu an siz de görüyorsunuz. Koltuk altından tutarak sürükleme. Yine araç içerisinde yaralıyı taşıma tekniği var. Rentek manevrası diye geçiyor. Önemli bir manevra. Özellikle çıkartırken hasta ve yaralının boynuna zarar vermemek için bununla ilgili biraz sonra görseli göreceksiniz yine. Öncelikle hasta yaralının ayaklarının pedalların arasına sıkışmamış olduğuna emin olunmalı. Varsa emniyet kemeri çıkartılmalı.
Daha sonra da manipülasyonu var bunun. Yani bir kolla boyundan, diğer yakın kolla da kendi bileğinden, yani hastanın veya da kazazenin bileğinden tutarak kişiyi dışarıya alma tekniği. Şekilde de gördüğünüz gibi özellikle boyun omurgasını, boyun servikal bölümünü korumak amaçlı burada. En önemli unsur bu. Yani şunu unutmayalım. Bir kazazedeyi araçtan çıkartırken uygulanacak teknik rentek manevrası diye çıkıyor arkadaşlar. Evet, yine kısa mesafe hızlı taşıma teknikleri var. Mesela bunlardan bir tanesi kucaklı taşıma. Özellikle bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için, yani kucağa alarak taşıma. Yani burada özellikle ağırlık dizlere verilerek özellikle taşınır. İşte bir elle yaralı dizinin altından ve sırtından, diğer elle de kolundan tutularak taşıma tekniği. Şekilde de gördüğünüz gibi dizlerin altından bir elle de hemen torakal bölüm, yani sırt bölümün arkasından tutmak lazım. Bilinç özellikle yerindeyse hafif kilolu veyahut da çocuklarda oldukça etkili kısa mesafe tekniklerinden bir tanesi. Kucakta taşıma. Diğeri ilk yardımcının omzundan destek alma. Yani bu spor kazalarında da sakatlıklarında görülür. Yani hemen omuzun altına girerek bir baston görevi, bir destek görevi görerek bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Koltuk altından girerek taşıma tekniği. Şekilde de görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet, bu da yine hızlı taşıma tekniklerinden bir tanesi. Yine bilincinin açık olması lazım, şuurun yerinde olması lazım. Özellikle bir ayağın üzerine basamıyorsa veyahut da bir problemi varsa ayakta da kendini destekle idame ettirebiliyorsa bu teknik kullanılabilir. Yine üçüncüsü sırtta taşıma. Bu da yine bir ilk yardımcı tarafından uygulanıyor. Sırtı dönük olarak yaralıya ilk yardımcı sırtı dönük olarak çömeliyor. Kolları ilk yardımcının göğsünde birleştiriliyor. Ağırlık dizlere verilerek kaldırılır ve taşınır. Yine özellikle küçük yaş grubundaki çocukları, büyükleri, ebeveynlerin çok sık taşıdığı bir yöntem esasında bakıldığında gördüğünüz zaman. Tabii burada önemli olan unsur şu, kişinin şuuru yerinde değilse, yani bilinç yoksa, özellikle ilk yardımcı yaralının yandan altına girerek daha sonra sırtından kaymasını engellemesi için bir urgan, bir kemer, bir kılıf yardımıyla hemen gluteal bölgesinin altından destekleyerek yavaş bir şekilde önce dizleri şekildeki gördüğünüz gibi bükerek önce dizlerden ve kalçadan destek alarak direkt belleğe yük bindirmeden ayağa kalkarak taşıma yöntemi. Yine omuzda taşıma yöntemi var. İlk yardımcının özellikle burada itfaiyeci yöntemi diye geçer bu yöntem. Bir ilk yardımcı tarafından kullanılıyor. Yani biz buna güreşte dana bağı tekniği de deniyor. Yani güreş sporunda. Tabii burada özellikle ilk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak hasta ya da yaralı oturur duruma getiriyor. Çömelerek sağ kolunu hasta ya da yaralının bacaklarının arasından geçirerek yapıyor eylemi. Bu şekilde de şimdi göreceksiniz bu şekilde. Tabii burada ayağa kalkarken yine sağ ayak hafif önde, oradan güç alarak, destek alarak, basarak, kor bölgesi ve gluteal bölgeyi kasarak ayağa kalkıyor. Sağ eliyle de hastanın diğer sol kolunu şekilde en sol tarafta gördüğünüz gibi destekliyor. Daha sonra da diğer pozisyonu alabilir. Yani sağ eli sağ arka baldırında, sol eliyle de taşıyıcı için söylüyorum, yaralının ya da hastanın sol kolunu destekler nitelikte kaldırıyor. Altın beşik yöntemi var. Bunu unutmayınız. İki ilk yardımcı tarafından kullanıldığı gibi üç kişiyle veyahut da dört elle de kullanılabiliyor. Yani bu beşik hareketi. Yani bir hasta ve yaralının bilinci yerinde, ayağa kalkma pozisyonu yok. İki ilk yardımcı tarafından işte birbirlerinin ellerine çapraz bir şekilde kenetleme yöntemiyle, yani bir otorak, bir sandalye pozisyonu vererek bir noktadan diğer noktaya taşıma yöntemi. Şekilde de şimdi göstereceğim. Bakın en sol şekle bakarsanız çapraz tutuşlar. Hasta ya da yaralıyı bu şekilde kısa mesafe zaten bunlar. Bir yerden bir yere nakletme taşıma tekniği. Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma var. Burada iki ilk yardımcı tarafından uygulandığını bilin.
İlk yardımcılardan biri sırtı yaralıya dönük olacak şekilde bacakların arasına çömelir ve elleri hasta ya da yaralının dizlerinin altından kavrayacak şekilde. İkinci ilk yardımcı ise hasta ya da yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altından kavrayarak yavaş bir şekilde, destekli bir şekilde kaldırılarak, tabii her ikisini de aynı yönü göstereceği şekilde bir noktadan bir noktaya hızlı taşıma tekniği olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir taşıma tekniği sandalye ile taşıma. Burada özellikle hasta ya da yaralının bilincinin özellikle açık olması gerekiyor. Özellikle meğer çünkü kayıp düşme riski var. Yani bu taşıma tekniği bilinci şuuru yerinde olmayanlar için çok anlamlı değil. Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir yöntem. İki ilk yardımcı tarafından uygulanıyor. Bir ilk yardımcı sandalye arka tarafından oturulacak kısma yakın bir yerden. Diğer ilk yardımcı sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısımdan kavrayarak taşırlar. Bu da tabii ki özellikle merdiven inip çıkma noktasında veyahut da bir yangın halinde hızlı bir şekilde nakletme yöntemi. Hastayı kaldırıp taşıyıcıyı yerleştirme teknikleri var. Yani yaralıyı, hastayı, kazazedeyi kaldırıp taşıyıcıya, yani bir noktaya taşımak anlamında söylüyorum. Bunlardan bir tanesi kaşık tekniği. Bu teknikte sadece bir taraftan ulaşılması durumunda 3 ya da zorunlu hallerde 2 kişi tarafından da kullanılabilir. Adı üstünde kaşık yuvarlama, yani özellikle servikal ve torakal bölümden bir tane ilk yardımcı, diğeri de lombal yani kalça ve hemen hamstring dediğimiz arka bacak kısmından hafif yuvarlayarak altına girerek kasta ya da kazazedenin kucağı alarak, iki ilk yardımcı tarafından yapılırken söylüyorum, kavrayarak ayağa kaldırılıp bu şekilde bir noktadan diğer noktaya taşıma. Diğer bir transportasyon köprü tekniği. Burada da tabii ki 4 ilk yardım tarafından yapıldığını biliniz. İlk yardımcılar bacaklarını açıp hasta ya da yaralının üzerine hafifçe çömelerek yerleşirler. Birinci ilk yardımcı başı koruyacak şekilde omuz ve ensesinden, ikinci ilk yardımcı kalçalarından, diğer ilk yardımcı ise dizlerinden altından tutarak, kavrayarak nakleder. Burada özellikle birinci ilk yardımcının komutu ile her 3 ilk yardımcı hastayı kaldırırlar. Yani 3, 2, 1 hop, aynı anda bu şekilde hastayı kaldırırlar ve sedye üzerine konarak kişiyi taşırlar. Üçüncüsü karşılıklı durarak kaldırma. Tabii omurilik yaralanmalarında, yani vertebral kolon yaralanmalarında şüphesinde kullanılan bir teknik. Özellikle ilk yardımcı hasta ya da yaralının göğüs hizasında karşılıklı diz çökerler. Üçüncü ilk yardımcı hasta ya da yaralının dizleri hizasında diz çöker. Kolları göğsün üzerinde birleştirerek düz yapması sağlanır. Tabii ki baş kısımda ilk yardımcılar kollarını baş boyun eksenlerini koruyacak şekilde hasta ya da yaralının sırtına yerleştirirler. Tabii dizleri hizasındaki üçüncü ilk yardımcı ise kollarını açarak yaralının bacaklarını düz şekilde kavrar. Verilen komutla tüm ilk yardımcılar hasta ya da yaralıyı düz olarak sedyeye naklederler. Bir diğer konu sedye ile, yani bir taşıyıcı sedye ile taşıma tekniği. Tabii burada genel kurallar var. Bunlardan bir tanesi battaniye ve çarşaf gibi malzemeyle sarılmalı. Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalı. Başı gidiş yönünde olması lazım. Yani taşıyıcının buna dikkat etmesi gerekiyor. Sedye daima yatay konumda. Bu önemli. Sedyenin kendi emniyet kemerleri olabilir. Onlar varsa daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olması lazım. Güçlü olan, yani daha dinç olan taşıyıcı baş kısımda olması lazım. Bunlardan bir tanesi sedyenin iki kişi tarafından taşınması. Her iki ilk yardımcı şöyleler, sırtları düz, bacakları kıvrık olacak şekilde sedyenin iki ucundan iç kısımlara karşı dururlar. Komutla birlikte sedyeyi kaldırırlar ve yine komutla dönüşümlü adımlamayla başlarlar. Önde yürüyen yoldaki olası engelleri arkada tutan sedyeyi kavrayana bildirmekten sorumlu arkadaşlar. Sedyenin yine 4 kişi tarafından taşınması konusu var. Burada yaralının özellikle durumu ağır ise ya da yol uzun, zor, engelli ise sedye ile 4 kişi tarafından taşınır. İlk yardımcının yaralının baş ve diğer ikisi ayak kısmında sırtları dik, bacakları hafif bükülü olarak sedyenin yan kısımlarına çömelirler. Sedyenin sapından tutarlar ve yukarı komutu ile sedyeye kaldırırlar. Tabii sedyenin sol tarafından tutan ilk yardımcılar sol sağ tarafındakiler sağ adımlarıyla
Yani burada çünkü yanlış adımlamadan dolayı sedyeden hastayı düşürme veyahut da yatay pozisyondan bozması söz konusu olabilir. Aynı anda aynı komutla sağ adımları yürümeye başlarlar. Dar bölgeden yürürken ilk yardımcılar sırtlarını sedyenin iç kısmına yerleştirirler. Özellikle tepe, merdiven, yokuş gibi yerlere mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulması lazım. Kesinlikle zaten hastaya dayalı sedye üzerinde muhafazası sağlamlığı özellikle önemli. Yine bir battaniye ile sedye oluşturma meselesi var. Burada tek bir battaniye ile sedye oluşturma ise battaniye yere serilir, kenarları rulo yapılır. Yaralı üzerine yatırılacak kısa mesafede tabii ki güvenle taşınma yöntemi. Oldukça basit bir teknik. Bir battaniye sedye gibi düşünelim. Yanlarından rulo yaparak yaralı üzerine yatırılarak kısa mesafede güvenle taşıma yöntemi. Dört kişi tarafından tabii taşınıyor. Bir battaniye ve iki sırıkla geçici sedye oluşturma. Yine bu da özellikle dağcılar, kampçılar, tırmanışçılar bir olay yerinde işte yaralı kurtarma aracının nakledilemediği noktalarda geçici sedye oluşturularak yaralının taşındığı özellikle bir teknik. Yeterli uzunluktaki iki sırık ile bu gerçekleştiriliyor. Bir battaniye köşeleri sarılıyor. Battaniyenin 1 bölü 3 birinci sırık yerleştirdikten sonra 1 bölü 3'lük kısmına diğer tarafına bu sıranın üzeri kaplanarak yani battaniye üzeri kaplanarak kaplanan kısmının bittiği yere yakın bir noktaya ikinci sırık yerleştiriliyor. Tabii ki battaniyede kalan kısım bu sırın üzerine kaplayacak şekilde sırın üzerine doğru yerleştiriliyor. Yani bir nevi iki sırıkla battaniyenin üzerine sararak bir sedye oluşturuluyor. Dört tane ucu var zaten. Dört kişi tarafından rahatlıkla veya iki kişi tarafından kaldırılarak taşınabilecek bir teknik. Evet, taşıma teknikleri özellikle bir araca nakletme, normal taşıma, kısa mesafe taşıma, sedyeyle taşıma konusu bunlardan ibaret sevgili arkadaşlar. Diğer bir konumuz ruhsal ilk yardım. Yani ruhsal ilk yardım deyince siz de tahmin etmişsinizdir. Sağlığın tanımında yer alan ruhsal iyilik hali. İşte mesela wellness, esenlik, zindelik gibi. Sağlık, işte bedenen, ruhsal ve sosyal olarak iyilik hali. Yine sağlık kavramının bir bölümünü oluşturuyor tabii ki ruhsal sağlık. Ancak toplumların kültür değerleri, cinsiyet ve ırklar, hastalık belirtilerine değişik derecede değerlendirilebiliyor bu anlamda. Tabii böylece bir görüşe göre ruhsal yönden sağlık olan başka bir görüşe göre hasta olabiliyor. Bakıldığında ruhsal sağlık çok geniş bir kavram esasında. Yani bir kişinin ruhsal sağlığını değerlendirirken her türlü sosyal ve kültürel faktörleri de göz önüne alınması gerekiyor. Ruhsal ilk yardım dediğimizde ruhsal sağlığı bozuk bir kişinin kendine ve çevresine zarar vermesini önlemek için belli davranış modelleriyle yapılıyor. Tabii ruhsal ilk yardımı etkili bir biçimde yapmak başlı başına ruhsal sağlığı ve hastalıkları alanında bilgi almayı gerektiriyor. Ön yargılı davranmak ve acele karar vermek ruhsal ilk yardımın başarısını engeller. İstenmeyen sonuçları tabii ki ortaya doğurur. Yine ruh sağlığı ve hastalıklar alanında kazanılmış bilgi, becerilerle hastanın psikolojik tepkilerini ve davranış bozukluklarını da iyi bir iletişim ile zararsız hale getirmek olarak da tanımlanabilir. Amacı ne peki bu ruhsal ilk yardımın? Neden böyle bir amaç var? Çünkü ruh hastasını kendi sağlığını korumak ve çevresine olası bir zarar vermesini engellemek. Yani sadece ruhsal ilk yardımda bulunan kişi kendine tehdit etmiyor. Aynı zamanda karşı tarafı da tehdit ediyor. Vereceği zararlı hareketlerle. Tabii ki hastayı dinlemek ve ona önem vermek, güven duygusunu gelişmiş hastanın tedavisini özellikle bu noktada artırabilir ve geliştirebilir diye ifade etmiş olayım. Ruhsal ilk yardımı gerektiren durumlarda özellikle hastadaki davranış bozukluklarını yakın iletişim yöntemleriyle ve tepkileri yansıtıcı uygulamalarla zararsız hale getirilmesi amaç olduğuna göre ruhsal ilk yardım gerektiren durumlar genel olarak psikonevrozlar, psikozlar, düşünme ve algılama özellikle bozuklukları. Tabii ki bakıldığı zaman şizofreni hani onun dışında sanısal bozukluklar, demans, yani kısa süreli hafıza kaybı, işte delirum, psikoaktif madde bağımlılığı, psikosomatik bozukluklar, kişilik bozuklukları bunların hepsi tabii ki bu alana giriyor. Tedaviler sırasında ya toplum içinde karşılaşılan hastalar zaman zaman kendileri ve çevresindekiler için zararlı olurlar. Bu gibi etkili zararsız hallere getirmek için de özellikle bu hastalarının seyitleri sırasında hastanın durumuna göre emniyet görevlisiyle birlikte geçici olarak sevki gerçekleştirmesi gerekiyor.
Saldırganlık söz konusu olabilir. Olay çıkaran, ölüm tehdidi yapan hastaların olduğu unutulmaması lazım. Ruhsal ilk yardım görevi alan personel mutlaka bedensel ilk yardım uygulamaları içinde bilgi ve beceri sahibi olması gerekiyor. İşte araç gereçleri hazır bulundurmaları lazım. Çünkü davranışlar kontrol edilemeyen bir travma veyahut da yaralanmaya sebebiyet verebilir. Bedensel ilk yardım ile ruhsal ilk yardım arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bedensel ilk yardımda organ ve sistemlerin fizyolojik işlevlerini bozan, azaltan veya durduran etkenlere karşı uygulanıyor. Örneğin kanama varsa durdurulur. Ruhsal ilk yardımda ise ruhsal yapı bozuklukları sonucu ortaya çıkan belirtilere yöneliktir. Bunları anlamak, değerlendirmek, teşhis edip ona göre tedavi yöntemini özellikle içeriyor. Ruhsal ilk yardımın araç gereçleri yoktur. Yani en etkili aracı iyi bir iletişim kurma, güven verme, saygılı olma, dinleme, algılama olduğunu ifade etmiş olayım. Yaralanmalara karşı ruhsal tepkilere baktığımız zaman her hastalık ve yaralanmalara karşı kişilerde değişik derecelerde tepki vardır. Özellikle yaralanma sonucu meydana gelen kanama insanları daha fazla etkilerken kanın uyarıcı rengi ayrıca insan psikolojisindeki geniş anlamda etkileyebiliyor. Kimisi kan gördüğü zaman bayılabiliyor. Ruhsal yatkınlığı ona uygun değil. Bunlar da bu şekilde. Yaralanmalar tabii özellikle ağır şoku meydana getirdiği için korku ve psikotik belirtileri de arkasında oluşturuyor. İşte panik bozukluğu, psikoneurotik bozukluklar bunları ortaya çıkarıyor. Tabii strese karşı anormal tepkiler var. Yani stres iç veya dış bir uyaran sistemin bir tanesine özellikle iç veya dış uyaran o sistemin yani sinir sistemini etkileyerek sempatik sinir sistemini etkin hale getiriyor. Yani özellikle böbrek üstü bezlenen adrenalin bunun uyarılmasıyla alarm reaksiyonu ortaya çıkıyor. Gerilim artmaya devam ederse şok ve kolaps meydana gelebiliyor. Yani çöküş meydana geliyor. Hatta tansiyon düşmesine bağlı bayılmalar meydana gelebiliyor. Veyahut da diğer organlara o kompans ve baskı esnasında vazokonstriksiyon yaparak ilgili organ dokulara yeterli kanın taşınmamasını ve organlar arasında işlevsel bozukluklara kadar gidebiliyor. Bakıldığı zaman bu anlamda birincisi ruhsal taşkınlık. Ruhsal taşkınlık kişinin karakterini ve sosyokültürel durumunu ile yakından ilgili olarak meydana getiriyor. Duygusal insanlar reaksiyonları daha kısa özellikle dışa dönük ve abartılı olarak yansıtırlar. Bağırarak, çağırarak yani kendini ifade ettiği zaman karşıdakinin bunu ciddiye alması noktasında bunu biraz daha abartarak ifade eder. Bunlar öfkeli, çabuk kızan tipler de denir aynı zamanda. Alkol ve diğer maddeleri kullananlar, tutsaklar, esirler arasında ruhsal taşkınlık yapanlara sık sık tabii ki rastlanıyor. Çevreye uyum sağlama yeteneğinin yitirilmesi diğer bir maddemiz. Yani bazı hastalar çevresini tamamen değişik algılar. Bu durum şizofrenik hastalarda da sık görülür. Yani gider evini yakar, gelir tekrar sanki normal hayatındaymış gibi. Birisine Allah göstermesin yaralar, zarar verir, normal hayattaymış gibi hiçbir şey hatırlamaz. Bu tip çevre uyum sağlama yeteneği yitirilmesiyle meydana gelen psikozlar, şizofrenik durumlar, akut veya ağır reaksiyonlarda çevre uyum ve oryantasyon bozulmalarıyla karşımıza çıkar. Yine uyku bozuklukları ve tekrarlamalar. Bazı hastalarda uyku bozuklukları görülebilir. Uyku bozukluğu özellikle kimsenin sinir sistemini dinlemez. Yani kişi yorgun ve bitkin olur. Çabuk kolayca hastalanabilir. Yani vücut genel olarak bu uyku bozukluğuna karşı tepki verir. Hastalığı ağırlaşır. İnsan vücudunda uyku ve uyanıklık halini düzenleyen mekanizmaları etkiler. İşte melatonin hormonu gibi uyku bozukluğu anlamında. Hipotalamus'ta da uyku merkezlerinden birisi uyku halini diğer uyandırma halini meydana getirerek devam eder. Uyku bozukluğu olan hastalar daha sinirli, daha işte atak veya çok yorgundur, gergindir. Uykuda korkulu rüya görme, panik ile uyanma olabilir. Uyur gezerlik de yine buna bir dahildir. Uykuya dalmada güçlük çekmek veya uyurken sık sık uyanmak gibi şikayetler de yine meydana gelebilir. Dördüncü madde ruh hastalığına dönüşme. Sürekli uyaranlar vücudun genelinde veya belli bir oranda psikosomatik hastalara neden olur. Yani stres sinirleri gerer, çok duyarlı yapar, isteksizlik ve aşırı bitkinliğe kadar gider. Çok gerginseniz çok daha fazla yorgunsunuzdur. Stres uyku bozukluğunun temel nedenidir. Uyku bozukluğu ise birçok ruh hastalığına zemin hazırlar maalesef. Stres tepkilerini tanımaya baktığımız zaman özellikle stres organizmadaki sempatik yani istemli ve istemsiz sinir sistemini etkileyen bir uyarı olduğu için özellikle sempatik sinir sistemini etkileyen etkilerini iyi değerlendirmek gerekiyor sempatik sinir sistemini. Otonom sinir sistemi sempatik etkisi organizma üzerinde değişikliklere etkin rol oynuyor. Yani bunlara baktığımız zaman işte kalp atış sayısı, kalp atıp mekanizmasının fazla olması,
solunum sayısının artması, kan basıncının yükselmesi, anezokari göz bebeğin genişlemesi, özellikle bazı hormonların ve salgıların azalması, vazokonstriksiyon damarlarda özellikle gerginlik halinde yeterli oksijenin ve besinlerin o dokulara, organlara taşınmasındaki yetersizlik, bağırsakların peristaltik hareketlerinin, o dönüşümsel hareketlerinin azalması, hareketliliğin azalması ve tabii ki hipotermik durumdan bahsediyoruz. Ruhsal bunalımlığa yaklaşıma baktığımız zaman, yani ruhsal bir bunalımı olan bir kişi, birincisi ferahlatmak lazım. Yani ruh hastalığı genel olarak uzun sürede meydana geliyor. Bir anda pat diye olan bir durum değil. Böylece hastalığın yaşam biçimlerini etkiler. Yani iyileşme yavaş olacağı için hastayı suçlamadan, onu dinleyerek, tepki göstermeden ve güven vererek, iletişim kurarak ferahlatma yoluna gidilmesi lazım. Tabii ki şu ilkelere dikkat etmek lazım. Hastayı dinleme, ona iletişim kolaylığı sağlama, güven, meslek ahlakıyla ona saygı duyma, hastayı yargılamama veya suçlamama, duygularını dışa vurmasına müsaade etme, izin verme, duygularını anlama, empati yani duygulara tepki göstermeme, saygılı olma. Bunlar özellikle ruhsal ilk yardım yapan sağlık personelinin ölçüler arkadaşlar. İkincisi uğraşı. Uğraşı tedavisi hobiler olabilir. Yani uzman kişiler tarafından rehabilitasyon çalışmalarıdır. Hastalara el becerisi, hobiler, yaratıcılık kazanmayı uygulamalardan bahsediyoruz. Bunlarla özellikle bedensel ve ruhsal tepkileri yeniden kazandırarak diğer tedavi yöntemlerine daha sonra geçilebilir. Yine diğer bir unsur dinlenme. Yani çalışma yerlerinden uzak bir dinlenme ortamında bulunma ruh sağlığı korur. Yani bir doğa, bir kamp yeri, işte insanın gürültünün, patırtının, kaotik yapının olmadığı bir yerden bahsediyorum. Açık hava bu anlamda tabii ki en iyi ruh sağlığını sağlayan yerlerden bir tanesi. Grup tedavisi. Grup tedavisi psikoterapilerden bir tanesi. Çok yaygın kullanılmaktadır. Grup üyeler arasında yakın iletişim kurulması sağlanır. Kişiler iletişim kurulması için özellikle gençler çok etkindir bu noktada. Grup genel olarak 8 kişiden meydana gelir. Tekrar ediyorum. Grup genel olarak 8 kişiden meydana gelir. Grup tedavisinde terapist-hasta ilişkileri kolay kurulur. Hastalar birbirlerine yapıcı davranışlar önerirler. Birbirlerine sorunlarını anlatırlar, dinlerler. Tabii ki hastaların bu anlamda homojen ve heterojen olarak, yani karışık veyahut da aynı cinsiyete sahip olan kişiler olarak gruplandırılır. Bu noktada tedavi süreci bu şekilde devam eder. Ruh ve sinir hastalıklarında ilk yardıma baktığımız zaman asosyal bir kişi olarak görünür ruh hastası. Yani bölge dışında nakilde, kliniğe götürmede, tedavi gördüğü yerde çevresine ve kendisine zarar vermemesi için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler ruh hastasına yapılan en iyi esasında ilk yardım. İntihar etmeye uygun yapıda olan bir ruh hastası için her şey araç olarak kullanılabilir. Tecrit edildiği yerde ve üzerinde kesici, batırıcı, işte zehirleyici, delici bir mekanizma olabilir. İlk yardım çantası kullanılmaya hazır olarak tabii ki bu anlamda elde tutulması lazım. Bir hastalık, deliryum, beyin dokusu görevini yapamayacak kadar bozulduğunda bu deliryum hastaları ortaya çıkıyor. Dikkat ve düşünce bozukluğu, ilgisizlik, hafıza bozukluğu, algılamada zayıflık. Bu deliryum rahatsızlığının başlıca nedenleri. Zehirlenmeler, enfeksiyonlar, kalp ve damar hastalıkları, nörolojik bozukluklar ve organ bağımlılık yapan maddeler de yine deliryum rahatsızlığının temelindeki yatan başlıca nedenler. Ne yapmak lazım? Hasta veya etrafı için güvenlik önlemleri alınır. Saldırganlık karşısında tedbirli olunur. Ağır yaralanmalara sebebiyet verebilir. Hastanın bağlanması gerektiği durumda yatağa tespiti yapılabilir. Yeterli personel yoksa hasta asla bağlandığı yerden çözülmez. Hastaya açıklayıcı, inandırıcı ve güven verici sözler söylenir. Tedavi hazırlıklarına başlanır. Alkolizm, tabii alkolizm bakıldığı zaman bağımlılık yapan bir madde. Malumunuz alkol alındığı zaman psikolojik ve nörolojik belirtiler görülebiliyor. Alkolün az alınması halinde alkol zehirlenmesi, alkol fazla alınması halinde alkol zehirlenmesi, konuşma ve denge bozukluğu, sinir sistemi bozukluğu, saldırganlık ve intihara kadar giden maalesef bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bakıldığında ne yapmak lazım? Böyle bir alkolizmle alakalı problemi olan ruh sağlığını bu anlamda kötüye kullanan bir fert için saldırıya karşı hazırlıklı olma. Çünkü bilinç artık yavaşça yarı bilinç haline gelmiştir. Yani bilinç ortadan kalkmaya başlamıştır. Bilinçten kastım davranış bozukluklarından bahsediyorum. Nazik ve az konuşarak ikna etmek, tehdit edici davranışlardan kaçınmak, sakin bir yerde istirahatını sağlamak, komada özellikle çünkü alkol komasına girmiş olabilir. Bu böyle bir koma varsa bunun ilk yardımı için hazırlığa geçmek, tıbbi destek ve tedavi için de hastaneye
transportasyonu sağlanması gerekiyor. Epilepsi tabii SARA halk arasında birçok nedene bağlı olduğu ifade edilen bir rahatsızlık. Özellikle beyindeki sinir akımının belli zamanlarda kısa süre kesilmesi, sinir akımı kesilince bilinç ya da kısa süre kaybolması ve nöbet geçirmesi hadisesi SARA nöbeti diye ifade edilir. Çok kısa bir dikkatsizlik şeklinde olabilir SARA nöbeti. Buna çok küçük SARA denir. Büyük SARA'da bilinç kaybolmaz. Pardon, küçük SARA krizinde bilinç kaybolmaz. Bilinç kaybı yere düşme, kasılma şeklinde gelişir. Böyle SARA'ya daha büyük SARA denir. SARA hastası veya epilepsi diyelim. Epilepsi hastası olan kişilere ilk yardım özellikle kafasını sağa sola vurmasını engelleyici şekilde yanında oturulması, başından destek verilmesi ve nöbetin geçmesi beklenmesi gerekiyor. Onun dışında tehlikeli ve panikli hastalar var. Bunlar özellikle etrafı için zararlı, saldırgan, ölüm tehdidinde bulunan, olay çıkaran hastadır. Panikli hasta ise değişik fobileri olan, depresyon geçiren, travmanın etkisinden kurtulamayan, ağır ve korkunç olayları gören ve etkilenerek paniğe kapılan hastalar. Bu davranış bozukları için bir psikolojik destek noktasında destek alınması lazım. Hastaya güven tabii ki çok önemli. Hastanın fikrinin alınması, ona konuşma şansının tanınması, derdinin dinlenmesi, kendini ifade etmesinin sağlanması, hasta olmadığına ikna edilmesi, tehlikeli olabilecek eşya ve maddeler varsa üzerine kendine zarar verebilecek veya karşısına zarar verebilecek. Çünkü psikotravmatik bir gerilim yaşayan kişilerde, bu tip rahatsız olan kişilerde sadece kendiyle alakalı değil, karşısında her an zarar verebileceği göz önünde bulundurması gerekiyor. Sert bir yere zemine alınır. Tıbbi tedavi için tabii ki hastaneye nakli yapılır. Mani rahatsızlığı var. Bu yüksek bir öfori şeklinde gelişir. Sürekli konuşma isteği. Yani bir konuşma ortamında, bir sohbet ortamında egemen olma, baskın olma. Sık sık karakter değişikliğine gider. Kendine güvenin artması, atipik görünüm davranışlarıdır bunlar. Konudan konuya geçiş, cümleden cümle karmaşası yaratmak, kavga etme eğilimi, aniden ağlama, bazen aşırı cinsel istek, uykusuzluk, halüsinasyon gibi bunlar bu tip mani rahatsızlığının en belirgin özelliğidir. İlk yardımına bakacak olursak, kişi kendi çevresi ve kendisi için tehlikeli olacağından acil bakıma ihtiyaç duyar. Öncelikle güvenlikli bir ortam sağlanır. Aşırı hareket ve saldırganlığa mani olmak için hasta mümkün olduğunca kadar tespit edilir, sakin yer alınır, tehlike yaratacak araçlar ortadan kaldırılır, hasta ile asla tartışılmaz, hasta yakın gözetimi tutulur, tıbbi destek için gerekli hazırlıklar yapılarak hastaneye sevki gerçekleştirilir. Ya diğer bir konu depresyon. Tabii depresyona bazen kişinin girip girmediğinin farkında bilinir ama esasında depresyondadır. Çok birçoğu insanın birçoğunun maalesef bu noktada gerekli destek almamasından dolayı bu depresyondan çıkamaması bazı uzun vadede ruhsal hastalıklara da sebebiyet verdiğini biliyoruz. Psikiyatrik bir hastalık kısacası. Yani depresyon hastanın yaşamı çevresi için tehlikeli. Yani nasıl oluyor bu? İşte sıkıntı, üzüntü, keder, mutsuzluk, suçluluk, duygusal boşluk gibi unsurlar var. Bunları çoğaltabiliriz. Bunlar intihar istemi, korkulu ve çok sinirli olma gibi maalesef belirtileri var. Bakıldığı zaman depresifle kişiye nazik, ümit verici davranılması, hastaya yine güven duygusunun aşılanması, yardıma ihtiyacı olmadığı düşüncesi yaratılmalı, sorunlarına ilişkin mutlaka iyi bir diyaloga girilmesi, ilişki, yani iletişim kurulamıyorsa ısrarlı olmaması lazım, beklenmesi gerekiyor. Yakın çevresiyle işbirliği yapılarak aile içerisinde kalması tercih edilmeli. Çünkü ev hasta için güvenli ortamdır. Tıbbi tedavi gerekiyorsa da hastaya mutlaka hastaneye, kliniğe sevki gerekir. Ruh ve sinir hastalıklarında ilk yardım ve acil bakım ruhsal ilk yardım ilkelerine uygun olarak yapılarak tedavi gerçekleştirilir. Umarım faydalı olmuştur. Bugünkü konumuz ilk yardımda taşıma teknikleri ve ruhsal ilk yardımdı. Bu konular bu şekilde. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.